Ben Emine Yılmaz, İTÜ Kimya Mühendisliğinden mezunum. Uzun bir İTÜ hayatım oldu. Çünkü Adana doğumluyum ve üniversite eğitimim için İTÜ'ye geldim. Ve burada inanılmaz derecede ilginç bir ortamla karşılaştım. Çünkü her şeyi içinde barındıran, çok renkli, çok insanların da birbiriyle iletişim halinde olduğu ve farklı insanların olduğu bir yerdi İTÜ benim için. O yüzden bence gelişimimin en büyük noktasının doğru üniversite seçimiyle başladığını söyleyebilirim açıkçası. Sanatla çok ilgiliydim. İTÜ döneminde de sanatla çok ilgiliydim. Yani bilim ve sanatın beraber olmasına inanan ve bunun da şartların yani sağlayabileceğim bir İTÜ'de ortam olduğu için kolaylıkla yapabildiğim bir yer oldu benim için. Türkiye'deki var olan gücün, insanların içinde var olan inancın diyeyim, ilerlemeye ve büyümeye hepsine burada şahit oldum. Yani çok büyük hayalleri olan insanlarla burada tanıştım. Benim de çok büyük hayallerim vardı mesela ve hala var. Bu beni mesela tetikleyen ve bir şeyler yapmamı arzu ettiren şey bu. İçten gelen, iç motivasyonunu sağlayan şeylerin tamamı buydu. Çok örnek aldığım insanlar oldu bu İTÜ ailesi içinde olmak. Ve onların sayesinde de farkındalığım, vizyonum çok gelişti. Bunları her yerde de söylerim. Bugün de bir üniversite seçimi yapacak olsam İTÜ'yü seçerim. Bölüm olarak da kimya mühendisliğini seçerim. Çünkü ben çok üretim kafasında olan biriyim. Yani tüketimin bu kadar arttığı bir dünyada üretecek insanlara da ihtiyaç var. Bunların da sayıları oldukça az. Benim de doğal olarak böyle bir isteğim ve arzum var. Üretmekten yanayım. Hazır böyle güzel ham maddelerin olduğu, neredeyse geçişleriyle beraber altı iklimin olduğu bir ülkede bence üretmekten başka ne yapabiliriz ki diyelim. Ham maddelerimizin de yurt dışına gitmesini istemiyorum. Burada değerlendirmesini istiyorum. O yüzden de bu böyle bir şevkle her gün kalkıp işlerimin başına geçiyorum diyebilirim. İTÜ'deki öğrencilik yıllarım hem uzun hem çok renkli. Yani bence en güzel yıllarım diyebilirim. Bence herkesin de öyle. Üniversite yılları en renkli, en güzel yıllarıdır. Hatta bazen ben öğrenciyken birileriyle sohbet ederken ya keşke öğrencilik yıllarıma geri dönsem, üniversiteye beni tekrar yollasalar dedikleri vakit benim hep Allah Allah bu kadar iyi miymiş derdim. Çünkü günün sonunda öğrenci kafasındasınız ve dersleriniz var ve ağır dersler. Gerçekten de İTÜ'de de dersler ve ödevler ağır. Çünkü gerçekten bir bilim anlatılıyor ve sonuç odaklı bir burada bir sistem var. Yani bunu değiştiremez hiç kimse. Gelemez. 1773'ten beri böyle burası. Şimdi dersler ağır, stresli bir ortam içindesiniz. Allah Allah, öğrencilik bu kadar iyi mi diye düşünüyorsunuz. Evet iyi, gerçekten iyi. Ama biraz kendi elinizde işte. Ben o dönem İTÜ'de sanat kulüplerini keşfederek Kültür Sanat Birliği ile beraber burada neler var neler yok bir anlamaya başladım. Öğrencilerin bu yoğun ortamda ve derslerini yani bu yoğun derslerine rağmen bu kadar kültürel aktiviteler, spor aktiviteleri çıkarıyor olması da bence çok şaşırtıcı. Ve çok başarılılar. İTÜ gününde mesela gönüllü görevler yaptım. İTÜ mezunlarıyla o zaman tanışmıştım. 60. yıl, 50. yıl, 40. yıl gibi mezunlarımızla orada tanışmıştım. Genelde inşaat sektöründen mezunlarımız geliyordu. Ben kimya mühendisiydim, hiç yok mu diye böyle bir arada içimden serzeniş yapardım mesela. Ama onları dinlemek o kadar faydalı olmuştu ki bana. Çünkü genelde hem başarılılar hem de hala o çocuksu hallerini de korumuş insanlardı ve ben onlardan çok feyiz aldım. Her gün sabah erken kalktıklarını, işlerini ne kadar önemsediklerini, ülkeye olan sorumluluklarını onların aktardığı şeyleri alarak aslında yaptığımı düşünüyorum. Ve çok değerli buluyorum. Onun dışında İTÜFES'lerde çok büyük görevler aldım. Mesela o da bana çok büyük mesela avantajlar sağladı. Yani o dönem orada gönüllü olmak, tam da sınav dönemine gelir festivaller. Hani öğrencilerin çok kaçtığı bir şeydir biraz içeride görev alıyor olmak. Ama ben çok avantajlı buluyorum açıkçası. Çünkü çok zor durumlarda, kritik durumlarda insanın ne yapacağını ve neyi nasıl yöneteceğini çok hızlı anladığı bir yer. Ben İTÜ mezunu olmayı bir ailenin ferdi olarak görüyorum bir kere. Bir etiket olarak görmüyorum. Yani bir evet çok gurur verici bir şey ama onu kullanarak bir şeyler yapma hiç mesela şeyinde olmadım hiçbir zaman. İTÜ mezunu olmak bence insanların gözünde de avantajlı evet ama bence insanı birkaç sene götürebilir bu. Yine insanın hep devamlı geliştiriyor olması gerekli kendisini ve İTÜ ailesinde de bu durum böyle.
Yani hiç kimse okul bittikten sonra durmuyor. Devam ediyor kendisini geliştirmeye. Ve İTÜ mezunu olmanın avantajlarını katlayarak yola devam etmek gerekiyor. Burada işte Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen öğrencilerle beraber farklı kültürleri tanımak, insanlarla sohbet ediyor olmak ve bu sayede kendini geliştirmek aslında İTÜ'nün size kattığı her şeyi söyleyebiliyor ve biraz da kurallara da uymayı aslında öğretiyor İTÜ. Yani zamanında işlerin başında olman gerektiği bir sınav dönemin var. Sınav dönemini doğru şekilde takip etmen lazım. Bir zaman yönetimi aslında bu. İş takibi, işte durumların analizlerini çıkarma. Belki mesela benim en büyük avantajlarımdan biri mühendislik eğitiminde aldığım bir kazanım olabilir. Çünkü biz kimya mühendisleri de bilir, birçok mühendislikte de böyledir. Bir problem çözerken çok değişken vardır. Ve biz bu değişkenlerin bazılarını kabul ederiz. Yani belirli bir sayıya, bir şeye indirgeriz ve onları kabul ederiz. Böylelikle değişkenleri azaltırız ve problemi çözeriz bu şekilde. Yoksa problem çözülemez. Ben hayatımın her tarafında bunu kullanıyorum. Çünkü o kadar çok problem, o kadar çok değişken var ki. Ve onları çözerken bazı şeyleri ya bu böyle olur, bunu böyle bu şekilde kabul edelim ve yola devam edelim. Ondan sonra yolda çözülür gibi bir bakış açısıyla problemleri çok kısa sürede çözüyorum. Yani İTÜ'nün hem bilimsel anlamda hem sanatsal anlamda hem kendime güven anlamında bana o kadar çok şey kattığını düşünüyorum ki yani yeri doldurulamaz. Bugün de bir üniversite tercihi yapıyor olsam İTÜ'yü seçerim. O yüzden çok mutluyum İTÜ mezunu olduğum için. İTÜ Kimya Mühendisliği mezunuyum. Gıda da mühendisliğin bir alt dalı ve o yüzden de bu konuda bilgim var. Ve bununla neler yapabilirim diye düşünmeye başlamıştım açıkçası. Gıda da sevdiğim bir alan. Çünkü burası geçişleriyle beraber altı mevsimin yaşandığı, farklı bitki florasının olduğu bir ülke. O yüzden bir gıda teknoloji şirketi kurmaya karar verdim. Adı da Hoga Foods olarak seçtim. Söylemesi biraz zor ama bence kendimizi anlatmak için böyle kelime oyunları da yapabiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Yaptığımız şey şu aslında. Biz Türkiye'nin bu güçlü bitkisel yapısını katma değeri yüksek bir şekilde işleyerek yurt dışına satılabilir. Hatta insanların da hayatlarına fayda sağlayacak hale sokulması kısmında çalışarak bir son ürüne ulaşmayı hedefledik. Burada dünyanın farklı ülkelerinde raflara girebilecek, oradaki ürünlerle belki savaşabilecek, yarışabilecek ürünlere ulaşmak hayalindeydi aslında. Biz ilk üründe bu başarıyı elde ettik. Biz bitkilerden, bitki ekstraklarından ve bunların kendi içinde algoritmalarını kullanarak aslında böyle hayvansal gıdaların da yerine geçebilecek gıdalar üretebiliyoruz. Bunlar havyar olabiliyor, sütler olabiliyor, etler olabiliyor. Burası aslında Türkiye'ye biraz ilginç gelebilir aslında ama dünyada bunlar tüketilmeye başlandı. Bizim bir girişimci olarak genelde MVP One denilen bir ürün ortaya çıkarırlar girişimciler ve bunu sahaya sürerler, deneyimletirler, bir şey yaparlar. Biz genelde de bu sürülen ürünler ilk seferinde başarılı olmaz. Bazen ikinci de, üçüncü de, dördüncü de olur. Bizim ürünümüz ilk seferinde tuttu ve herkes de çok şaşırdı açıkçası. Hani ben İTÜ Çekirdek'te aslında girişimcilik ekosistemine girdim. İTÜ Çekirdek ailesiyle beraber girişimciliği anladım, edindim. Orada da bu girişimcilik ekosisteminin detaylarına kadar aslında bir bunun da bir sistem olduğu, girişimcilikte sadece bir fikirden değil, fikirden sona gitmek. Yani şöyle düşünün, girişimcilik startup olarak, İngilizce kelime olarak start ve up. Yani start olduktan sonra up'ın geliyor olması gerekli. Her şey bizde startta bitebiliyor çoğu zaman. Yani bu işin en önemli kısmı aslında up kısmı. Buranın yönetimi içinde bence bir mühendislik düşünce tipinin, bir analitik düşünce tipinin, sayısal bakabilmeyi, işte dataları analiz edebilme kabiliyeti, her şeyi bir SWOT analizi olarak görmek belki. Bunun gibi kısımlarda ben mühendislik eğitiminin, İTÜ'nün çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani ilk seferde doğru seçeneği bulmak. Bence bu çok yani kolay bir şey değil. Bunu ancak eğitim size verebilir ve farkındalık verebilir. Burada yaşadığım, edindiğim hem işte bilimsel hem sanatsal hem de insan ilişkilerim sayesinde belki kazandığım yetilerle
Bu noktaya getirdik. Burada tabii ki ekiplerin beraber çalışması, sinerjisi de çok önemli. Ben mesela ekibime çok farklı bölümlerden çok farklı böyle insanlarla da çalışma imkanım da oldu. Ama bir İTÜ mühendisiyle çalışmanın zevki de hiçbir yerde bulamadım. Yani hep bunu insan istiyor. Demek ki bizim kendi aramızda konuştuğumuz bir dilimiz de var aslında. Kendi aile gibi, hani ailenin kendini böyle bir göz kısar, mesela bir göz kırpar, anlar ya birbirini. Belki ondandır. İTÜ'lü ile beraber sohbet etmenin, çalışmanın, yani her şey, bir seyahat etmenin bile çok daha farklı olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Öğrencilerin üniversite seçimi zaten çok sancılı bir süreç oldu. Çok yorulduklarını biliyorum. Yani biz de bu aynı yoldan geçtiğimiz için bunu çok farkındayım açıkçası. Ve dersler de ağır. Bu da devam eden bir süreç. Ama bu süreç içinde bence pozitif kalmak ve bunu herkesin yaşadığını kendinize inandırmanız lazım. Yani bu problemlerin hiçbiri size özel değil. Hepsi herkes için. O yüzden bunları hızlıca geçip yeni problemlerle karşılaşma cesaretlerini edinmeleri gerektiğini düşünüyorum. Üniversitenin sadece derslerden ibaret olmadığını da bence bilmeleri gerekti. Çünkü ben burada İTÜ Ayazağa kız yurdunda kaldım. Burada bir gezinirdim, yani tur yapardım. Çünkü Avrupa'nın en yeşil üniversitesi. Hani içeride gezmeyeceğiz, ne yapacağız? Bunun gibi ben böyle bir dolanırdım. Sonradan bisikletler de geldi, bisiklet de sürdük. Yani biz buranın keyfini çıkaran öğrencilerdiniz aslında. Yeni mezunlar için ise bence ne istediklerini tam bilmeleri gerekli. Bence tam olarak kendisinin ne istediğini bulmalı. Ve o istediğini eğer ulaşmak istiyorsa onun da ona getireceği avantajları ve dezavantajları kucaklıyor olması gerekli. Yeni mezunlar için şunu da söyleyebilirim. Bence şimdi ben artık işe alım yapan biri oldum. O kısımda da orayı da gördüm. Evet, bir şeyleri biliyor olmak, bilgi sahibi olmak çok değerli. Özellikle günümüzde de seçici bir durumda geliyor ama bence karakter de çok önemli. Yani sizin zamanında işi teslim ediyor olmanız, dürüst olmanız, işe olan saygınız, kendinize olan saygınız, üslubunuz, bunların hepsi çok değerli. O yüzden hepsini bir bütün olarak görmelerini önemserim ve öneririm açıkçası. Ve kendileri olmaları. Bu kadar. Bence başarı ondan sonra gelecektir diye düşünüyorum.